Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Mehmet Selçuk'a da bugün gazeteci yazar Kenan Başaran'la beraber yeni kitabı Metin Kurt Devrim Atağı'nda bir futbolcuyu konuşacağız. Kenan Başaran konuğumuz. Kenan abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Selçuk. Kenan abiyle samimiyetimize güvenerek kendisi de mesleki gelişmemde bana çok katkı sağladığı için kendisine Estağfurullah. abi diye hitap ediyorum. O yüzden bu yayınımız biraz daha samimi olacak diğer yayınlarımıza nazaran. Evet abi, üçüncü kitap Arkadan Müdahale, 3 Temmuz Şike davası süreci ilk kitabını, arkasından Kayseri Sivas maçının bir anlatımı öyküsü vardı. Ve şimdi de Devrim Atağı'nda bir futbolcu Metin Kurt kitabı geldi. Futbol hafızasını tutmaya devam ediyorsun. Senin gibi değerlerimiz de çok yok. Öncelikle çok teşekkür ederim. Harika bir kitap olmuş. Bir futbol sever olarak. Bir de hikayeyi senden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Metin Kurt benim hani çok değer verdiğim bir insandı öncelikle. 2012'de aramızdan ayrılmasına rağmen işte hani derler ya fikirler ölmez. Aynı zamanda fikir sahibi düşünen bir insan olduğu için, düşünen bir futbolcu olduğu için hala yaşıyor. Yani birçok futbol efsanesi işte şampiyonluklarıyla, kupalarıyla, başarılarıyla attıkları gol ve asistleriyle vesaire hatırlanır. Metin Kurt bundan daha fazlası. O aynı zamanda belki de daha da önemlisi insan hakları için futbolcuların özgürlüğü için bir devrim ateşi yakmış bir futbolcu. Tabii burada devrim kelimesi çok bazı insanlar için abartılı kaçabilir ama şimdi onun 1970'lerde şöhretinin zirvesindeyken büyük bedeller öderek yaptığı şey hakikaten devrim. Yani bugün medyada ufak tefek talimat değişiklikleri oluyor, manşet atılıyor. İşte federasyondan devrim, filanca kimseden devrim. Yani abuk subuk şeyler için bile bu ifadeler kullanılabiliyorsa Metin Kurt'un hayat hikayesi için, mücadelesi için hala kullanılır. Ki hayattaki tutumu, siyasal tavrı da bu sıfatı ifade kullanmayı hak ediyor bence. Şimdi Metin Kurt hakkında daha önce de kitap yayınlandı, Gladyatör. Önce İTAKİ yayınlarından, daha sonra İletişim yayınlarından yeni baskısı yapıldı. O kitapta Metin Kurt kendisi anlatıyor. Hatta haksızlık yapmayalım. Şöyle göstereyim. Gladyatör. Bu da çok önemli bir kitaptır. Sevgili Vecdi Çıracıoğlu yazdı bu kitabı. Burada Metin Kurt daha anlatıcıdır aynı zamanda. Yani bir nevi nehir söyleşi gibi birçok şeyi anlatıyor. Peki ben ne yapabilirim diye düşündüm. Bir kere burada Destek Yayınlarından bir teklif geldi bu konuda bana. Hani bir Metin Kurt biyografisi yazabilir miyiz diye. Farklılaştırmak istedim biraz. Bu tamamen Metin Kurt'un kendi anlatımından oluşuyor. Benim yazdığım kitapsa biraz araştırmayı da içeren, biraz dışarıdan da bakan, Metin Kurt'a da biraz dışarıdan bakan, biraz kendi, hani biraz çok iddialı tabii ki ama o Zweig'in yaptığı bazı biyografilerdeki dilden biraz esinlendim yer yer. Yer yer ama. Çünkü benim tamamen öyle değil. Yakın çevresinden insanlarla konuştum. Dört kişiyle konuştum. Birisi oğlu Yiğit Kurt. Sağ olsun çok bana destek oldu. Diğeri işte zaten kitabın girişinde de teşekkür kısmında yer alıyor. Halası Gülten Hanım. Hem eniştesi olmuş, hem de beraber oyuncusu olmuş, daha sonra başkanı olmuş Necat Aydın'la konuştum. Bir de yine futbolcusu olmuş ve aynı zamanda da hayatta dostu olmuş, yıllarca beraber aynı sofralara oturup kalkmış Mehmet Özyazanlar'la konuştum. Onlardan hani tanıdıkları Metin Kurt'u anlatmalarını istedim. Metin Kurt'un bir de 1980'lerde çıkarttı. Daha sonra bir iki defa denedi ama ilk çıkarttığı dönem daha etkili olan bir Sportmence dergisi var.
O dergileri araştırdım, inceledim ve oradan önemli buldum. Bugünden de bakınca fark yaratan hakikaten bazı dosyalar, yani mesela kadın futbolunu ta 1980'de manşetine taşımış. Demiş ki dünyada böyle bir şey var diye. Yani düşün yani bundan 40 sene önce. Biz daha yeni yeni Fenerbahçe Galatasaray kadın futbol takımı kurdu. Sporda şiddet, taciz, şike gibi konulara girmiş. Metalaşma, işte futbolcuların hakkı, hukuku, sözleşme, bu konuların birçoğunu, ama işin içine magazin de katmış mesela. Ondan da mizah da var. O Sportmenci dergisinden de dediğim gibi önemli bulduğum alıntıları olduğu gibi kitaba aktardım. Bazı defolar da var mesela. Müjde Ağar'la ilgili bir sayı yapmış mesela. Bir sayfa yapmış. İşte bir tane at koymuş. Bir yana da bir Müjde Ağar koymuş. Yani hatta kitapta da söylüyorum yani. Aman feministler görmesin bunu diye. O günün koşullarındaki, hani henüz feminizm Türkiye'de çok gelişmediği için, hani şunu demeye getiriyor. Yani hani futbolcular bu kadar para kazanmıyor, ya da daha doğrusu vatandaş ekonomisi yapmış biraz. Sokaktaki insanlar, kişiler bu kadar parayı kazanmıyor. İşte o zaman meşhur bir atıyla Müjde Ağar'ı koymuş. İşte bu at ve işte filmlerde birazcık erotik pozlar veren Müjde Ağar çok para kazanıyor diye bir eleştiri yapmış, toplumsal bir eleştiri getirmiş, çalışmış, ama Müjde Ağar'ı harcamış orada Metin abi biraz. çünkü daha sonrasında muhtemelen bir öz eleştiri yapmıştır. Müjde Ağar biliyorsun, özellikle kadın hakları konusunda Atıf Yılmaz'la bir de farklı bir alana girmiştir. Daha sonra da hayatta toplumsal anlamda Metin Kurt'la aynı hareket etmiştir. Sonuç itibariyle bir tarafıyla Metin Kurt'un işte ailesinden alıyorum. Yani ilk 40'lar elinde babasıyla ailesi olan öyküsünden alarak vefat ettiği güne kadar getiriyorum. Hem bir anda işte kulüpler bazında hangi kulüplerde oynadığını, o kulüplere giderken gelirken neler yaşadığını, ailesinin içerisindeki değişimleri, bunları da, ve aynı zamanda hafiften de biraz o dönemin toplumsal dinamiklerine de göndermeler yaparak, yani işte 60'larda ne oluyor? Ülkede işte bir 27 Mayıs yaşanıyor. İşte üniversite öğrencilerin olayları oluyor. 70'ler yine bir muhtıra, yine deniz gezmişler işte asılıyor. Böyle bazen müzikteki bir atıyorum, diyoruz ki işte Üç Hürel'ler o dönem patlamış vesaire. Biraz da böyle sıkıcı olmaktan çıkartmak namına o dönemin toplumsal gelişmelerinden hafif böyle serpiştirerek birlikte yürütmeye çalıştım bu kitabı. Metin Kurt bir kere çok inatçı bir insan. Yani çok inatçı. Hani sen ben olsak bu kadar yenilgiye uğradıktan sonra bir yerde artık bırakırız. Yani deriz ki tamam kardeşim ya. Niye kendimi yıpratıyorum bu kadar yani? Ya bu topçu milletinin hep şey derler yani, bu bir deyim olmuş, hani topçunun namazı kılınmaz. Hani bir öyledir bir böyledir, bunlara güven olmaz diye bir futbol dünyasında, bunu bizzat futbolculardan da duyduğum için. Ama Metin Kurt bütün bunlara rağmen, onların kendisine ihanetlerine rağmen, sırtından bıçaklanmasına rağmen, yalnız bırakılmasına rağmen mücadelesini sürdürüyor. Bütün istifi. Hatta bir noktadan sonra futbolcu mevzusuna da çıkıp sporcu. Orada da hangi spor tartışmasını başlatıyor? Yani profesyonel spor mu, amatör spor mu? Sporun ne olması gerektiğine dair de tartışmalar açıyor ve aslında biraz amatör sporu kavgasını veriyor bir noktadan sonra. Profesyonel futbola bir mesafe alıyor. Endüstriyel futbola karşı bir mesafe alıyor. Zaten meşhur bir sözü de vardı işte. Futbol arsada değil, borsada. Pardon, futbol borsada değil, arsada güzeldir. Ama arsada kalmalı. İşte onda bir alıntı yaptık. Yani parsel parsel eğlediler. Oyun bile oynayacak yerin kalmadı. Bu sözünü de işte bir
kurduğu sendikanın bir bildirisinden alıntıladım. Yani sonuçta bugün onun hayal ettiği bir spor ortamı yok. Sahipsizlikten de kaynaklanıyor. Oyuncuyken örgütsüzlükten de kaynaklanıyor. Ben hep tabii ki bu eleştirileri yaparken futbolculara kendi mesleğimi de azade tutmuyorum. Zaten Türkiye'deki hak, hukuk, arama mücadelesinde, örgütlenme mücadelesinin sekteye uğramasında, büyümemesinde, kan kaybı yaşamasında baş sorumlu biz medyayız. Çünkü medya toplumun sesidir. Toplum alt katmanların sesidir. Haksızlığa uğrayanların sesidir. Ama kendi hakkını, hukukunu savunamıyor ki. Böyle bir medya, gazeteci bu işi geçinme aracı olarak gördüğü sürece de bu değişmeyecek yani. Evet. Abi ben yani çok teşekkür ederim. Bu kadar soru hazırlamıştım ama hepsini cevapladın. Benim sormama gerek kalmadı. Yani ben de şeye dayanacaktım. Yani Metin Kurt'u özel kılan şeyleri sana soracaktım. Neden hala biz Metin Kurt konuşuyoruz diyecektim. Tabii ki çok özel bir isim. Futbol, spor hafızalarımızın en önemli karakterlerinden birisi. Ama neden hala Metin Kurt konuşuyoruz? Neden üstüne bir isim çıkmadı, iki isim çıkmadı? Bunu soracaktım sana. Ama çok güzel şekilde cevabını verdin. Mesela Taylan Antalyalı bir Pride gökkuşağı desenli bir Pride yazısı giydiğinde, insan haklarına destek olduğunu gösterdiğinde Türkiye'de topa tutuldu. Ama bunu Lewis Hamilton Formula 1 pilotu yaptığında ya da NBA yıldızı LeBron James yaptığında insanlar sosyal medyada alkışlıyorlar. Ama onları alkışlayan isimler gazeteciler daha henüz birkaç ay önce Taylan Antalya'yı topa tuttu. Ve sporcular da yani kendi takımı bile çok geç ona sahip çıktı. Takım arkadaşları ya da diğer aynı ligde mücadele eden meslektaşları ona destek olmadılar. Ben de bunu soracaktım. Neden artık bir Metin Kurt daha çıkmıyor? Neden başka bir isim daha konuşamıyoruz? Bunu soracaktım ama çok güzel şekilde cevap verdin. Sence bunun sebebi ne abi? Yani spordaki, tabii ki sporda bir siyaset var. Bunu yani bir kenara koyalım. Spordaki bir baskı var. Siyasi baskı da hissediliyor. Özellikle Süper Lig'de. Zaman zaman değil. Ligin sonuna doğru, ikinci yarısına doğru her sezon bunu hissediyoruz. Sence sporcu davranışlarında, sahanın dışındaki sporcu davranışlarında siyaset etkiliyor mu? Siyaset ve ticaret. Belki ticaret daha fazla. Çünkü şöyle düşünelim. İki tane örnek. Taylan Antalyalı o tişörtü giyerken herhalde ne olacağını biliyor olması lazım. Aha. Değil mi? Bilmiyorsa bunları söylemeli. Desin ki ben o tişörtü valla ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Diyebilir yani. Ve sonradan mesajını falan anladım. Desteklemiyorum. Diyebilir. Çıkartabilir. Ya da sonradan öğrendim ve evet ben yine olsa yine giyerim. Aha. Ya da ben bu tişörtün ne olduğunu biliyorum ve evrensel insan hakları değerlerine sahip çıkan bir insan olarak ötekileştirilen insanlara destek olurum dersin. Ben bütün tercihlere, cinsiyet tercihlerine saygılıyım. Bu mücadeleyi destekliyorum. Şimdi. Önce kişi kendi yaptığı eylemi savunacak. Şimdi Taylan Antalyalı kopan tartışmadan sonra herhangi bir şey söyledi mi? Söylemedi. Ama hak da vermek lazım. Ama hak da vermek lazım. Çok yalnız kaldı mesela. Ama yine bireysel destekler oldu. Futbolcular kulübünden destek geldi. Çok da yalnız kalmadı açıkçası. Bir de yakın zamanda Ebrar, voleybolcu. Ebrar da bir paylaşım yaptı. Hayattaki cinsel tercihini belli eden bir paylaşımda bulundu. Aynı şekilde bir kesim onu da linç etmeye kalktı. Ama Ebrar önce kendisini, o yaşam değerlerini kendisi önce savunduğu için mesela Taylan kadar ne diyelim ezilmedi. Kendini ezdirmedi diyelim. Önce kişi kendisi savundu. Ve sonra da toplumda daha çok destek verdi Taylan meselesine göre. Tabii burada yine toplumda ikiyüzlü bir tutumu var. Ebrar'ın o paylaşımı, o ilan edişi
Başarısı bir turnuvanın sonunda olabilir miydi? Olmayabilirdi. Olsaydı toplum muhtemelen oradan da ya siz önce voleybolunuzu oynayın şu hale bakın diye eleştirir. Oradan Ebrar'a olumsuz tepki daha çok olabilirdi. Ve ne yazık ki keşke hani bir de yurt dışına gittik transfer olduktan sonra bu özgürce davranışı sergileme şansı bulabildi. Tabii bu da bizim açımızdan bir utanç. Sonuçta bir hem kişiler önce yaptıkları eylemin ya da duruşun arkasında sağlam duracak, ısrarlı olacak. Sonra insanlar da iki cephe de olsa orada bir mücadele oluşacak. Yani mücadele olmadan hiçbir yere varılmıyor bir kere. Şimdi futbol dünyasında özeline dönersek bu hak arama meselesine vesaire. Çünkü bir kurulu bir düzen var. O düzen sana böyle bir şeye kalkışırsan kafana vuruyor. Yani transferin olmuyor. Bir yere gidemiyorsun. Zaten menajerler seni artık tamamen bir marka olarak görüyor. Hani şey var. Mesela maç 6-0 değil mi? Akıllı bir menajer ne diyor biliyor musun? Oğlum penaltı olursa hani 6-0 geride olan takımın bir oyuncusuna menajeri şunu diyor. Baktım bir penaltı oldu onu sen git kullan yani. 6-1 yap. Yani o bir gol sana yazsın. O transfer mark sitesi vesaire bir yerlerde sana bir istatistik daha eklensin ki piyasa değeri yükselsin. Tüm mesele bu. Piyasa değeri. Piyasa değerinin düşmemesi için mümkün mertebe apolitikleşmeleri isteniyor. Çok bütün toplumun ya mesela bir köpek, bir kedi diyelim ki bir kişi tarafından sokakta öldürüldü. Herkes bak çünkü burada ortak bir reaksiyon içine girmek, kınamak çok kolay. Hı hı. Ama bir işçinin bir hak arama mücadelesinde öldüğünü gördüğümüzde hiç kimse aynı şeyde bulmuyor. Orada çünkü politik mi, değil mi? Bir sendika üyesi mi? Solcu mu, sağcı mı? Ama kedi, köpek en kötü sağcı, solcu değil. Orada daha rahat reaksiyon verebiliyor. Ya da kadına şiddet konusunda işte çok örnekler gördük. Futbol takımları pankartla da çıktılar. Değil mi? İşte kadına şiddet de hayır şu bu. Hop İstanbul Sözleşmesi'ne gelince herkes arazi. Burada Fenerbahçe'yi ve yanılmıyorsam 500 Galatasaraylı'yı tenzih ederek söylüyorum. Onlar açık bir şekilde karşı durdular İstanbul Sözleşmesi'ne. Şimdi anonim olan bir şeyde bütün toplumun etrafında toplandığı olaylarda futbolcu da bakıyorsun çok rahat destek veriyor. İşte karşı tutum sergiliyor. Ama iş biraz politik bir oldu mu? İki cephe oluştu mu kimseyi orada göremiyorsun. Düşün yani bir ara öyle bir noktaya geldi ki hani Atatürk'le ilgili bir paylaşım yapmak bile zorlaştı bu ülkede. Yani Atatürk... Birkaç sene öncesinde hatırlıyoruz. Olcay Şahan'dan. Olcay Şahan demeyelim. Karıştırdım şimdi. Olcan Adın. Olcan Adın'dan. Bir Atatürk paylaşımı yaptığı zaman haber oluyordu yani. Yani Olcay Adın'dan düşünebiliyor musun? Yani artık geriliğe gittiler mevziye bak yani. O bile işte İzmir maaşı söylemek politik bir tutum haline aldı falan. Hasılı kimse bedel ödemeyi göze alamıyor. Üst seviyedeki çok iyi kazanan oyuncuların böyle bir derdi yok. Tamam. Yani o konforundan dolayı ne gireceğim bu işlere diyebilirim ama yani amatör liglerde birinci, üçüncü, ikinci, birinci neyse oralarda birçok istismar var, suistimal var, maddi, manevi. Oralardan mesele çıkmıyor ama burada tabii şey yok yani. Bu alana sendikalar da girmiyor. Yani kendimden örnek vereyim. Ben yıllarca bireysel olarak bir sendikaya üyeydim ama o sendika niye gelmiyor diyor bizim oralara.
niye gelip bizi örgütlemeye çalışmıyor? Kimse niye gelmiyor? Normalde nedir? Sendikal faaliyet yürütenler işte, içeriye bir adamını sokar. O adam yavaş yavaş insanlarla propaganda yapar. Yemekte, orada, burada, hani farkında olmadan yavaş yavaş beyinlere girer ve insanları evet ya evet yapmadılar. Artık geldiklerinde biz o işe kalkışmıştık aslında. Her neyse, yani sendikalarına böyle bu alanda çok kusur var. Özellikle sol partiler futbol denilen alanı tamamen terk etmiş durumda. Hani Metin Kurtul, işte diyorum ki, devrim atağında yalnız bir futbolcu. Bu yalnızlaştırma sadece futbol düzeni içerisinden kaynaklanmıyor. Bu yalnızlaştırma aynı zamanda evrensel değerlere, işte örgütlenme hakkına, hakka hukuka sahip sol cenah tarafından da yapılıyor. Yani o anlamda da Metin Kurt kendisine yakın fikirlere sahip olanlarla tarafından da yalnız bırakılıyor. Yani bugün de öyle. Mesela Futbol Federasyonu yerden yere vururuz her gün. Öyledir de böyledir de. Ya sembolik olarak bile kimse bir aday çıkartmıyor. Yani imza %15 imzayı toplamayabilir ama sen mücadele vereceksin. Sen ortaya çıkacaksın. Ben bu federasyona adayım diyeceksin. O %15 imzayı toplarsın, toplayamazsın. Önemli değil. Önemli olan mücadele kendisinin içinde olmak. Yani geçen Levent Gültekin'in güzel bir ifadesi var. Kazanmaya odaklı mücadele hiç etik değil, ahlaki bir şey değil. Kazanmazsan, bu seçimi sen kazanmazsan mücadele etmeyecek misin yani? Yapılan sıkıntılara sessiz mi kalacaksın? Yapılan zorluklara, zorbalıklara? Hayır. Mücadele vereceksin. Mesela yine bazı avukatlar gidiyor işte suç duyurusunda bulunuyor bir takım sıkıntılar için. İşte ya ne suç duyurusunda bulunuyorsun, bir şey olmaz ki. Ya bir kere tarihe not düşüyorsun. Ben susmadım diyorsun. O gün ben susmadım demek için de bir şey yapmak gerekiyor. Yoksa susarsın, o susar, o susar, o susar. Sonra da işte tarihte bunun trajik sonuçlarını gördük. Yani evvela kazanmak için değil ya, mücadele edersin. Bir şey olur ya da olmaz. Bunda hemfikir değil yani insanlar. İlla bunu tamam bunu yapacağız da kazanacak mıyız? Yok yani. Ben işte Hürriyet'te biz sendikal faaliyet yürütmek için atıldık. 2 yıldır oradan tazminatımızı almadığımız halde yani yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Yani öte yandan o mücadelemiz sürüyor. 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl mücadele bence hayata anlam da katan bir şey yani. Hakikaten yani bir, çünkü hep sonuçta hepimiz bir mana arıyoruz yani. Bir mananın peşine koşuyoruz. Hayata mana katmak için uğraşıyoruz yani. O yüzden o mücadele halinde olmak bence güzel yani. Kenan abi ağzına sağlık. Yani o kadar güzel şeyler anlatıyorsun ki keşke böyle bunu bir dizi haline getirsek. Çünkü anlatacak o kadar çok şey var ve bunu bu senin anlattığın bu şeyleri anlatan çok fazla insan yok. Özellikle Ajans Spor yayın yönetmenisin. Bir şirkette çalışıyorsun ama aynı zamanda da bazı insanlara ters gelecek ama doğru bildiğin şeyleri anlatmaya devam ediyorsun. Bir yerlerde çalışırken günümüzde bunları yapabilmek, buna cesaret edebilmek çok zor ve benim için de çok değerli. O yüzden çok sağ ol. Yani kalemine sağlık. Metin Kurt'un ne kadar özel bir isim olduğunu günümüzdeki yani söyledikleri, savunduğu şeylerin hala bugün savunulması gerektiğini anlattığın için spor camiasının, Türk futbolunun hafızası oldun artık. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Umarım bu cesaretin başta ben olmak üzere diğer gazeteci yazarlara da ilham olur. Kendine haksızlık etme. Senin spordan evrildiğin yeri görüyorum. Orman yangınlarında gazetecinin medarı iftarlarından biri oldun. Ben toplumsal alandan spora geçtim. Sen de spordan toplumsal alana geçtin. yani ve daha çok gençsin. Mükemmel bir temel attın. Ben de seninle yani gurur duyuyorum açıkçası.
Çok teşekkür ederim abi. Önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelmek üzere. Bir araya geldiğimizde de kitabın imzalı bir kopyasını istiyorum. Eyvallah, severek. Evet, Necaskop izleyenleri, bugünkü yayınımızın konusu Metin Kurt, bir devrim atağında bir futbolcu kitabının yazarı Kenan Başaran'la hem Metin Kurt'un ne kadar özel bir isim olduğunu konuştuk, hem de günümüzde ticaretin, siyasetin ne kadar spora karıştığını konuştuk kendisiyle. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.